çıkıyor musun? Beş kuruş bile vermeyeceksin ona. Kimse. Hiçbiriniz yardım etmeyecek. Cüneyt'e, Yıldız'a da söyle. O Kemal Budala sana birileri yardım ederse hesabını fena sorar. Tamam. Benim paramla cengaverlik taslamak neymiş anlayacak. Bana karşı gelmek. Hayatında bir gün bile çalışmadı. İki gün bile dayanamaz. Dönüp tıpış tıpış gelecek. Nasılsın kızım? İyiyim. Sizi merak ettim de Osman baba. Hala baba diyorum. Diyeceksin tabii kızım. Evet. Tabii. Düzelecek her şey. Vallahi benim pek inancım yok. Dündar Bey ile Suzan Hanım nasıllar? O günden beri görmedim. İyiler. Onlar da Bodrum'a döndüler. Beni de götürmek istediler ama ben gidemedim. Tabii. Onların da morali bozuk. Yani. Aslında onları ikna etmek kolay. Önemli olan Kemal. O inatçıdır. Geri adım atmaz. Sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Merak etme. 2-3 güne kalmaz o da düzelir. Nasıl o kadar emin olabiliyorsunuz? Ben onun 25 yıllık babasıyım kızım. Sen benden iyi mi bileceksin? Hayır, yanlış anlamayın da. Sonuçta evi de terk etmiş. Belli ki sizin de sözünüz geçmiyor. Andan. Ben çocuklarıma nasıl söz geçireceğimi bilirim. Haddini aşma küçük hanım. Gelinim olmak istiyorsan saygını koru. Nazoş nerede? Üst katı temizliyor. Babam Handan'a kötü davrandı. O da hak etti ama. Öyle ağzının ayarını bilemedi ki. Oh, Mehmet Kemal dönse gelse her şey düzelir. Yok, imkanı yok. Ben konuştum. Hayatta dönmez. Anne, biliyor musun? Babam Sevgi ablaya para teklif etmiş. Bahar Kemal'i bıraksın diye. Tövbe estağfurullah. İlahi Osman Bey, ne yapmışlar peki? Aman ne yapacaklar? Sen teşekkür için soba gönderdin, kabul ettiler mi? Parayı hayatta etmezler. Aslında kötü insanlar değiller ama... Ne yapalım, olmaz ki. Yani Handan'ı böyle ortalıkta bırakmak olmaz. Ah Mehmet Kemal. Handan'ın ailesinin bunların her şeyi yaşadıklarından haberi yok değil mi? Aman ben Handan'ın öncesini de biliyorum. Onun Kemal'den öncesi de var. Korkma, ailesine bir şey söyleyemez. Hadi hadi kızı yalnız bırakmayalım. Handan! Handan, iyi misin kızım? Handan, iyi misin kızım? Handan! İyiyim. Biraz midem bulandı sadece. Nazire'ye söyleyin de sana nane limon kaynatsın, olur mu? Midesi bulanmış. Rengi de solmuş. Sinirleri bozuldu tabii. Kaç gündür böyleyim. Sürekli halsizim. Midem de bulanıyor hep. Aslında ben bugün buraya sizinle konuşmak için geldim. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Çatlatma, söyle ne söyleyeceksen. Nasıl söylenir ki bu? Kötü bir şey yok değil mi?
Aslında başka şartlarda olsa havalara uçardım ama. Ayhan'dan söylesene. Ben hamileyim. Ne? Nasıl olur? Ay, başımıza gelenler. Ne yapacağız şimdi? Bilemiyorum. Ama ne zamandır? Ha? Nasıl oldu? Yeni öğrendim ben de. Handan. Allah Allah. Gerçek mi bu? Aşk olsun Yıldız abla. Yani emin misin demek istedim. Sağ ol ya. Çok sağ ol. Niye susuyorsun Yıldız abla? Söylesene. Emin misin ne demek? Handancığım. Bak, zor günler geçiriyorsun. Ayrılık acısı çekiyorsun. Haklısın da. Yani? Yani hani ilişkiniz sürsün diye bazı oyunlar oynuyordun ya, bu da onlardan biri. Yok artık. Bu kadarı da çok fazla. Handan, sen yanlış anlama kızım. Hadi bir otur. Bak, bu çok ciddi bir iş. Geri dönüşü yok. Bunu nasıl sorarsın Yıldız ablaya? Evet, test yaptım. Eminim, tamam mı? Zühre anne. İyi de testler bazen yanlış çıkabiliyor. İnsan yanılabilir. İstersen bir doktora... Aman Allah'ım. İnanamıyorum sana ya. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben sana yalancı falan demedim. Size inanamıyorum ya. Resmen bana yalancı diyorsunuz. Canım bak... Yeter Yıldız. Anne. Bak sen beni ya... Ben öyle bir şey demek istemedim. Ne demek istedin peki? Siz ne istiyorsunuz benden ya? Kızım bir otur, sakinleş. Bu zamana kadar aşağılandım yetmedi mi? Kardeşin hayatımla oynadı. Evet, karnımda onun bebeğini taşıyorum. Handan, Allah'ını seversen kızım bir sakinleş. Şimdi bir de yalancılıkla suçlanıyorum. Siz ne kötü insanlarsınız ya. Hepinizden nefret ediyorum. Tamam, sağ ol. Evde miymiş Handan? Yok, daha gitmemiş. Telefonunu da açmıyor. Allah'ım sen yardım et. Ya gerçekten hamileyse? Hay Allah'ım. Aklıma mukayyet ol. Zaten iyi değil. Kaç kere canına kıymaya kalktı. Yine bir delilik yapmaya kalkmasa. Ay anne, böyle şeyler düşünme. Sen de çok üstüne gittin ama. Ne yapayım canım? Ay inşallah kendisine kötü bir şey yapmaz. İnşallah. Of. Of.